Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz evrim konusuna geçiyoruz e, Konuya başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum size protein sentezini anlatmıştım hatırlarsınız Protein sentezinde gen ifadesinin düzenlenmesi diye Campbell'da bir başlık var O başlıkla ilgili herhangi bir bilgi vermedim e, Baktığım zaman hani çok fazla gereksiz bilgi vardı yani gereksiz demeyeyim de hani bizi çok ilgilendirmeyen, çok karşımıza çıkmayacak bilgiler vardı. Eğer siz isterseniz gen ifadesinin düzenlenmesi kısmını şöyle bir okuyabilirsiniz. Bir de evrimi anlatırken de genomların evriminden bahsetmedim arkadaşlar. Çünkü e, çok fazla detay, tamam detaylar karşımıza çıkabiliyor. Ona bir şey demiyorum ama genomların evrimine baktığım zaman hani çok karşımıza çıkabilecek bilgiler yoktu. O yüzden de Onunla ilgili herhangi bir bilgi vermedim genomların evrimiyle ilgili. Yine dediğim gibi siz bakabilirsiniz Campbell'dan genomların evrimi konusuna. Geriye kalanların hepsiyle ilgili bilgi vereceğim tabii ki. Türlerin kökenine geldiğim zaman orada da birkaç yeri atladım. Onları da zaten o zaman söyleyeceğim. Evet değişiklik taşıyan soylar Darwin'in evrim hakkındaki görüşü. Şimdi Darwin'den önce ne yapacağız? Tabii ki Darwin çıkmadan önce arkadaşlar neler vardı? Bunlardan bir bahsedelim. Şimdi Darwin araştırma yapmadan önce Darwin, birkaç bilim insanı tabii ki araştırmalar yapıyor. Mesela Aristot Aristoteles. Bunlar işte o zamanki erken batı biliminin etkisinde kalmıştır Aristoteles ve türlerin değişmez olduğu görüşündeydi. Aristo diyor ki tüm canlı formlarının karmaşıklığı gittikçe artar şekildedir diyor. Ve bunları da bir cetvelde ya da işte bir merdivende sıralanabileceğini öne sürüyor arkadaşlar. Buna da skala nature yani doğanın cetveli adını vermiş Aristo. Ama Darwin daha sonra geliyor diyor ki türler değişebilir. Yani ilk defa evrim kelimesini aslında ortaya atan kişi kimdir? Darwin'dir. Hani bu türlerin kökeni hakkında bir kitap yazıyor tabii ki. Ama türlerin kökeninde evrim hakkında herhangi bir şey söylemiyor. Yani evrim kelimesini kullanmıyor. Evrim kelimesini sadece kitabın sonlarında kullanmaya başlıyor arkadaşlar. Gerekli araştırmalar yaparak. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Carlos Linne dediğimiz bir bilim insanı çıkıyor. Bu da hala günümüzde kullanılan binomiy binomiyel adlandırma yani ikili adlandırmayı geliştiriyor. Sonra Linne skalana türedeki doğrusal hiyerarşiye zıt olarak şöyle diyor. Diyor ki sınıflandırmada iç içe yuvalanma sistemi vardır diyor. Yani diyor işte bazı türler diyor benzer türlerin kapsamı diyor gittikçe artar diyor. Genel kategoriler içerisinde yerleştiriyor. İşte takım, sınıf, tür, cins gibi bu kademeleri buluyor. Bunları türlerin kökeninde zaten anlatacağım. Burada sadece binomiyel adlandırdığını adlandırmayı bulduğunu bilin yeterlidir. E, ee, mesela şey diyor Linne diyor ki aynı türler cins içerisinde benzer cinslerde aynı familya içerisinde gruplandırılır. Yani iç içe geçmiş bir e, matruşka gibi düşünün matruşka bebeği gibi bunlar iç içe birbirine kaplar diyor merdivenden veya işte skalana dediğimiz doğal, doğanın cetvelinden farklı olarak bunları söylemiş oluyor arkadaşlar. Linne'ye göre şöyle bir şey var diyor ki benzer türler bir araya toplandığında e, Herhangi bir akrabalık ilişkisi de işaret etmekten çok onların yaratılış tarzına dayanmaktaydı. Yani Linne aslında yaratılışa inanıyordu arkadaşlar. Yani diğer bilim insanları gibi değil ve yaptığı şeyleri de yaratılış inancına göre yaptı. Mesela bu sınıflandırma olaylarını falan yaratılış inancına göre yapmıştır Linne. Yaklaşık bir yüzyıl sonra da Darwin bu sınıflandırmanın evrimsel akla, akrabalık ilişkilerine dayandığını iddia etmiş. Yani Linne yaratılışa bağlı olarak bunları yapıyor. Darwin de diyor ki bunlar diye evrimsel akrabalıkla ilgilidir diyor ve böyle bir teori atıyor ortaya. Şimdi geliyoruz Lamarck'tan bahsetmeye. Arkadaşlar Lamarck Darwin'den önce. Lamarck şöyle yapıyor. Evrim teorisini 1809'da buraya 809 yazmışım da yanlış. Bazen bilgisayarın bir tuşu basmıyor. Şurası 1809 olacak. 1809 yılında yani Darwin'in doğduğu yıl kendi evrim teorisini yayınlıyor Lamarck arkadaşlar. Ve iki tane prensibi var. Nedir bu iki prensip? Birisi kullanılma ve kullanılmama. Diyor ki kullanılan özellikler gelişir, kullanılmayan özellikler körelir. İkincisinde de diyor ki kazanılmış karakterler kalıtılır. Yani diyor eğer ki ben bana sonradan kalıtılan bir kazanılmış karakter varsa, sonradan gelen bir karakter varsa bu benim yavrularımda da görülür diyor. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki işte benim diyelim bir farenin kuyruğunu kestik. Farenin yavrularının da kuyruksuz doğmasını bekliyoruz. Bu nedir? Kazanılmış karakterin kalıtımıdır. Ama sonraki yavrular o kuyruğu kesilmiş olan farenin yavruları ne oluyor? Kuyruklu oluyor. Sonraki bilim insanları bunları zaten çürütüyorlar. Şimdi Diyor ki ilk bulgusuna göre aşırı kullanılan vücut kısımları daha büyük ve güçlü olurken kullanılmayanlar körelmektedir. Mesela zürafanın daha yüksek dallardaki yapraklara ulaşmak için boynunu gererek uzatması. Mesela burada göstermişiz. İlk başta arkadaşlar boynu kısaymış. Daha sonra yukarılara uzamak için ne yapıyor? Boynunu geriyor böyle. Gererek ne yapıyor? Uzatıyor, uzatıyor, uzatıyor. En son yüksek yerlere kadar uzanabiliyor. Bu kullanılma durumundan kaynaklıdır. Çünkü boynunu sürekli kullandığı için gelişti. Ee, kazanmış olduğu karakterleri de yavrularına aktarabildiği diyor ki Lamarck diyor günümüzde yaşayan zürafaların kaslı ve uzun boyunlu olmalarını zürafaların boyunlarını daha yükseklere uzatmak için gererek Kuşaklar boyunca zamanla gelişmiş olduğunu sanmış. Yani diyor, zürafalar aslında ilk varlığında, ilk ortaya çıktığında kısa boyunluydular. Daha sonra bunlar kendilerini geliştirdiler, geliştirdiler boyunlarını uzattılar, bunları da yavrulara aktardılar. Yani kazanılmış, sonradan kazanılmış bir karakter yavruya aktarılabildi diyor. Şimdi Lamarck arkadaşlar bu yüzden tabii ki e, çok fazla tepki almıştır ve söylediklerinde de gerçeklik payı yoktur. Daha sonra arkadaşlar Darwin geliyor. Darwin ilk önce birazcık Darwin'den bahsedelim. Arkadaşlar doğaya aşık biriydi Darwin. Üniversite yıllarında babası zorla tıp fakültesine kaydetmiş ama kendisi sonradan tıp fakültesinden ayrılmış. Çünkü kendine göre bir şey olmadığını anlamış ve rahip olmaya karar vermiş. Cambridge Üniversitesi'nde botanik profesörü olan Peter John Hanslow dediğimiz bir bilim insanının denetiminde çalışmaya başlamış. Profesörün önerisi üzerine kaptan Robert FitzRoy ile arkadaşlar Beagle dediğimiz isimli bir gemiyle uzun bir yolculuğa çıkmış. Beagle'la e, yolcular çıkarken kaptan hani bakıyor Darwin'e. Darwin doğaya aşık biri, işte e, gayet de meraklı biri diyor ki tamam gelsin benimle diyor. Kabul ediyor. Bunların amacı nedir? Bunlar ee, Güney Amerika kıyılarının az bilinen haritasını çıkarmak istiyorlar. Ama tabii ki Darwin ne yapıyor? Darwin gezi sırasında işte haritayı çıkarmak yerine daha çok inceleme yapıyor arkadaşlar. Mesela Galapagos adalarına geliyor. Buraya geldiği zaman merakı iyice artıyor. Çünkü burada karşılaştığı canlı türlerini daha önce hiç görmemiş. Galapagos'ta bulunan canlı türleri Güney Amerika'nın ana kıtasında bulunanlara benzerlik gösteriyor ama bazı farklılıkları var. Ve Darwin ne yapıyor? Darwin işte Galapagos'a Güney Amerika'dan gelen canlıları yerleşerek kolona oluşturduklarını daha sonra da çeşitlenerek değişik adalardaki yeni türleri oluşturduklarını varsaymış. Dediğim gibi hani e, evrim gösterdiğini söylüyor. Ama evrim kelimesini kullanmıyor arkadaşlar. Darwin bu şekilde araştırmalar yapıyor. Bakın İngiltere'den başlıyor. Normalde amacı bakın şu yol boyunca ne yapmak? Buradaki haritayı çıkarmak. Ama Darwin arkadaşlar Galapagos adalarına geldiği zaman merakı iyice artıyor ve buradaki canlıları incelemeye başlıyor. Şimdi Darwin ilk önce ne yapıyor? Darwin ilk önce dikkatini adaptasyon üzerine topluyor. Bagel yolculuğu sırasında çok fazla adaptasyon örneği gözlemlemiş. Nedir adaptasyon? Canlıların belli bir ortamda yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerdir. Mesela bu kalemunun renk değiştirmesi bir adaptasyondur. Çünkü bu kalemun yaşayabilmek için üreme şansını artırabilmek için bulunduğu yere yere göre rengini ayarlıyor arkadaşlar. Bu bir adaptasyondur. Adaptasyonla modifikasyonu karıştırmayın. Modifikasyon çevresel koşullara bağlı olarak e, bazı özelliklerin değişmesidir. Mesela çuha çiçeği. Çuha çiçeği belli bir sıcaklığın altında tohumları yetiştirildiği zaman çiçekleri beyaz renkli olur. Belli bir sıcaklıkta, 30 derecede yetiştirildiği zaman da çiçekleri kırmızı olur. O ortam şartlarının genler üzerine etkisidir modifikasyon. Ama adaptasyon e, yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerdir. Yani burada genlere herhangi bir etki yok. Genler direkt zaten bu olayı yapıyorlar. E, Darwin'de arkadaşlar şöyle bir soru oluşuyor diyor ki yeni bir tür nasıl oluşur? Farklı çevreye uyum nedeniyle gelişen adaptasyonların gittikçe birikmesiyle atasal bir formdan ortaya çıkabilir miydi diyor Darwin kendi kendine ve bunun hakkında e, araştırmalar yapmaya başlıyor. Mesela Galapagos'ta bulunan ispinozların gagaları ve davranışları yaşadık yaşadıkları adadaki mevcut olan yiyecekler uyum sağlamış. Bakın şurada. Baktığınız zaman, bakın bunun gagasına bakın. Her birinin gagası farklı özelliğe sahip arkadaşlar. Eğer ki çiçeklerin içerisinden besleniyorsa gagası biraz daha uzun. İşte e, veya balıkçıl bir canlı ise işte balıklarla besleniyorsa yine gagası daha uzun oluyor. Tohumla besleniyorsa gagası biraz daha böyle yuvarlak gibi oluyor. Yani buna göre beslenme şekillerine göre gagaları da davranışları da e, uyum sağlıyor demiştir böylece adaptasyonda zaten açıklıyor. Ve Darwin diyor ki, doğal seçilim var diyor. Doğal seçilim merkezli adaptasyonlar oluşuyor diyor. Ve bunların nasıl gerçekleştiğini araştırmaya başlıyor arkadaşlar. Diyor ki, doğal seçilim sonucunda belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireyler diğer bireylere göre daha yüksek oranda yaşama ve üreme eğiliminde olmaktadır bu şekilde olacaktır diyor. Yani çevre koşullarına uyum sağlayan bir canlı, bir tür diyelim ki A ve B türü var. Yani ikisi de aynı A canlısı, B canlısı. A canlısı ortama iyi bir şekilde uyum sağlamış, B canlısı sağlayamamış. O zaman B canlısı ölür, A canlısı yaşar. Bu nedir? Doğal seçilimdir. Etraftaki şartlara bağlı olarak gerçekleşen bir yaşama olayıdır. Şimdi değişiklik taşıyan soylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. bu... Ee, Darwin Türlerin Kökeni daha önce de bahsetmiştim. Türlerin Kökeni isimli eserinde evrim kelimesini hiç kullanmıyor. Sadece kitabın son kelimesi evrimleşme kelimesidir. Evrim yerine modifikasyonlu yani değişiklik taşıyan soy kelimesini kullanmış. Evrimleşmiş bir canlı değil de modifikasyonlu soy ya da değişiklik taşıyan soy kelimesini kullanıyor. Darwin diyor ki canlıların tarihi ortak bir gövdeden çıkar çıktıktan sonra bir ağaç gibi diyor dallanan bir ağaç gibi dallanır diyor bu şekilde bir tanım yapıyor arkadaşlar ve birbirleriyle yakından ilişkili olan türler birbirine çok benzerdir diyor mesela aslanla kedi ikisi de kedi cinsinden mi evet o zaman bunlar birbirine benzerdir diyor arkadaşlar ve bilim insanları şimdiye kadar yaşamış olan türlerin yaklaşık %99'unu soyunun tükenmiş olduğunu tahmin ediyor arkadaşlar. İlerleyen yıllarda Linne'nin yaptığı adlandırmada Darwin'in çalışmalarına uyum sağlıyor. Bakın bu şekilde Darwin'in yaptığı ağaç dediği bu. Ortak bir ata var. Ortak atadan dallanan canlılar var. Bu canlılar gittikçe işte ortak özellikleri ortaya çıktıkça ne oluyor? Daha da yakın akraba haline geliyorlar. Zaten Linne'nin yaptığı tür tanımına ve işte hiyerarşik sınıflandırmaya baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Şimdi gelelim yapay seçilim, doğal seçilim ve adaptasyondan bahsedelim. Arkadaşlar Darwin diyor ki evrimin gözlemlenebilir modellerini açıklamak için doğal seçilim mekanizmasını öneriyor ve yapay seçilimin de insanlar tarafından yapılabileceğini söylüyor. Nedir? İnsanlar diyor yapay seçme ile yani kendi eliyle seçerek İstenen özelliklere sahip bireyleri seçiyor, aralarında çiftleştirme yaparak birçok nesil sonra bu türleri değişikliğe uğratmayı başarabilir diyor ki bunu da zaten başarmışlar. Yapay seçilme sonucunda işte tahıllar, çiftlik hayvanları, evde beslenen hayvanlar yabanıl atalarına çoğunlukla çok az benzerlik gösteriyorlar. Çünkü yapay seçmede türler değişiyorlar. Darwin arkadaşlar benzer sürecin doğada da işlediğini iddia ediyor ve bunun üzerine iki tane gözlem iki tane de çıkarım yapıyor. Şimdi bu gözlemleri ve çıkarımlara bakalım. Birinci gözleminde diyor ki bir popülasyonun üyeleri genellikle kalıtsal özellikleri bakımından farklılık gösterir. Popülasyon nedir? Popülasyon aynı türden oluşan canlılar topluluğudur. Mesela bir sınıfta 20 öğrenci bir de öğretmen var 21 kişi var. O nedir? Bir popülasyondur. Hepsi insan türü mü? Evet. Mesela bir kedi topluluğu nedir? Bir popülasyondur. Aynı türden oluşan canlı topluluğuna biz popülasyon diyoruz. Ve diyor ki bir popülasyonun üyeleri genellikle kalıtsal özellikleri bakımından farklılık gösterir. Yani diyor ki her bir insan birbirinden farklıdır. Evet doğru tamam. İkinci gözlemi tüm türler çevrenin destekleyebileceğinden daha fazla sayıda yavru meydana getirebilir. Ve bu yavruların çoğu yaşamayı ve üremeyi başaramaz. Diyor ki türler diyor kendini garanti altına almak için neslini garanti altına almak için ne yapıyor? Çok sayıda yavru meydana getiriyor ama bu yavruların birçoğu yaşamıyor ya da üremeyi başaramıyor. Peki bunlardan ne çıkarım yapıyor? Diyor ki verilen bir çevrede yaşama ve üreme olasılığını artırıcı kalıtsal özelliklere sahip olan bireyler diğer bireylere göre daha fazla miktarda yavru meydana getirme eğilimindedir. Yani eğer o ortama uyum sağlamışsan sen ortamda yaşayabilir ve üreyebilirsen orada daha fazla yavru meydana getirebiliyorsun. Ama diğerleri işte adaptasyon sağlayamayanlar daha az yavru meydana getiriyorlar. Çünkü zaten ortama alışamamışlar üremeyi düşünemiyorlar o anda. İkinci çıkarımda diyor ki bireylerin hayatta kalma ve üreme yeteneklerinin birbirine eşit olmaması popülasyonda elverişli özelliklerin kuşaklar boyunca birikmesine yol açacaktır. Şimdi gen havuzu dediğimiz bir olay var. Nedir gen havuzu? Popülasyondaki bireylerin genlerinin toplamına biz gen havuzu diyoruz. Mesela bizim gen havuzumuzda neler var? İnsanların gen havuzunda işte mavi gözlülük, kahverengi gözlülük, yeşil gözlülük, işte kıvırcık saçlılık, sarı saçlılık, ee, düz saçlılık gibi. Baktığınız zaman arkadaşlar Bunlar nedir? Bizim gen havuzumuz havuzumuz oluşturma. Bu havuzda baskın olan genler hangileri? Mesela kahverengi göz mavi gözden daha fazla görülür. O zaman gen havuzunda baskın olan hangisiymiş? Yaygın olan kahverengi. Ee, kıvırcık saç mı daha fazla var? Düz saç mı daha fazla var? Hani şu an tam bir tahmin edemiyorum ama mesela kıvırcık saç fazla varsa o zaman kıvırcık saç daha fazla gen havuzunda bulunuyor. Dolayısıyla diyor ki elverişli olan özellikler kuşaklar boyunca birikiyor diyor. Biz sadece tabi saç göz dedik ama daha farklı özelliklere bakıyor Darwin. Arkadaşlar Darwin şöyle yapıyor. Canlıların aşırı çoğalma kapasitesi ve doğal seçilim arasında önemli bir bağlantı olduğunu görüyor. Diyor ki ortamdaki koşullar canlının fazla üreme yapmasına neden olmuştur diyor. Mesela çok sayıda yumurta üreten bir canlının sadece birkaç tane yumurtası üremeye katılır. Diğerleri ya başka canlılar tarafından yenir ya donar ya da açlıktan ölür yani gelişemez. Dolayısıyla burada çok sayıda yumurta üretmek o canlının ortama adaptasyon sağladığını gösterir. Çünkü ortama adaptasyon sağlayamayan diğer canlı adapte olmaya çalışıyor. O anda üremeyi düşünemiyor. Üreme bir canlının yaşaması için gerekli olan bir şey değil. Bir canlının neslini devam ettirebilmesi için gerekli olan bir şeydir. Eğer sen bulunduğun ortama uyum sağlayamamışsan o anda üremeyi düşünmezsin. O anda o ortamda nasıl yaşayabileceğini düşünürsün. Dolayısıyla buradaki canlılar da adapte olamayanlar üremeyi düşünmüyorlar. Adapte olmuşlar çok sayıda yumurta üretiyorlar. Ee, ve şöyle diyor arkadaşlar Darwin. Olumlu olan kalıtsal özellik taşıyan ve üreyen yavru sayısı artırıldığı zaman ne oluyor? Gelecek özelliklerde işte bu öze, gelecek kuşaklarda bu özellik daha yüksek sıklıkta görülmeye başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar sürekli bir birikim ola ola yeni türler oluşabiliyor diyor. İşte Galapagos adalarındaki ispinozları da buna göre örnek vermiştir. Mesela burada bir adaptasyonda. Mesela burada ne var arkadaşlar? Bakın uğur böceği ada şey var, popülasyonu var ve bunların her biri de birbirinden farklı. Bu nedir? Bir varyasyondur, değil mi? Varyasyon. Varyasyon türler arasındaki çeşitliliktir. Mesela insanların her birinin birbirinden farklı olması nedir? Bir varyasyondur. Mesela burada da bakın tek bir atadan üreyen mesela Brüksel lahanası, brokoli, normal lahana, Bunlar nedir? Tek bir atadan üreyen, farklılaşan canlılardır arkadaşlar. Bunları gösteriyor. Yine burada da çok sayıda yumurta üreten bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi doğal seçilimi şöyle bir özetleyelim. Doğal seçilime baktığımızda doğal seçilim, kalıtılan bazı özelliklere sahip bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğerlerine göre daha yüksek oranda ürediği ve yaşadığı bir süreç. Doğal seçilim bu. Yani kısaca diyor ki, ortama uyum sağlıyorsan yaşarsın. Ortama uyum sağlayamıyorsan ölürsün. Doğal seçilim bu. Doğal seçilim zaman içerisinde organizma ve çevreleri arasındaki uyumu artırabilir. Yani ortama adapte olduğun için ne yapıyor? Ortamdaki uyumu artırabiliyor. Eğer çevre değişirse ya da bireyler yeni bir çevreye gidecek olursa doğal seçilim bu yeni koşullara uyumla sonuçlanabilir. Bazen de yeni türler ortaya çıkarabilir. Yani bizi aldılar mesela Türkiye'den başka bir yere götürdüler. Ee, daha soğuk bir yere mesela mevsimlerinin daha karmaşık olduğu bir yere götürdüler. Ee, biz orada yaşayabilir miyiz? Yaşayamaz mıyız? Hani bunu düşünüyoruz. Oraya adapte olabilir miyiz? Eğer adapte olamazsak ne yaparız? Hop döner ülkemize geri geliriz. Ama tabii diğer canlılar için bu durum geçerli olmayabiliyor. Mesela bir işte fareyi kendi doğal ortamından alıp daha karmaşık bir ortama götürdüğünüz zaman oraya adapte olabilir. Bazen de bu fareden yeni türler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Doğa seçilim bu şekilde. Ve önemli bir şey söyleyeceğim. Önemli olan bireyler evrim geçirmez, popülasyonlar evrim geçirir. Yani bir tür evrim geçirmez, tek bir canlı. O canlının bulunduğu popülasyon evrim geçirir. Çünkü evrimi geçirebile geçirilebilmesi için gen havuzunun, gen havuzunda özelliklerin birikmesi gerekiyor daha sonra evrim geçirilme gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden de bireyler evrim geçirmez, popülasyonlar evrim geçirir diyoruz. Evet, şimdi doğal seçilim her zaman çalışıyor. Fakat hangi özelliklerin tercih edilerek korunacağı yaşayan ve çiftleşen türün içinde bulunduğu koşullara bağlıdır. Mesela şöyle düşünün. Eğer bir zamanlar kahverengi gözlü olan bireylerde bir hastalık ortaya çıksaydı Mavi gözlü olan bireyler daha yüksek yaşama ihtimaline sahip olsaydı ne olurdu? Bir süre sonra kahverengi gözlü olan bireylerin sayısında azalma, mavi gözlü olanların sayısında da artış görülürdü. Bu kişinin e, ortam yaşadığı ortama bağlıdır. Doğal seçilim buna bağlıdır arkadaşlar. Yine bunu da söylemiş olalım. Şimdi geliyoruz homolojiye. Nedir homoloji? Arkadaşlar homoloji şu. Ortak atadan kaynaklanan benzerliklere biz homoloji diyoruz. Mesela bu özellikler türler arasında görünüş bakımından farklılık gösterebilir ama aslında benzer özelliklerdir. Yani şöyle düşünün. Homolojiye genel olarak homolog organlara şöyle diyoruz. Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olan organlar diyoruz. Mesela örnek verelim. İnsanların, kedilerin, balinaların ve yarasaların yer aldığı tüm memelilerin ön üyeleri ağırlık kaldırma, yürüme, yüzme, uçma gibi çok değişik işlevler yapabilir ama Bunların omuzdan parmak uçlarına kadar aynı kemik dizilimine sahiptirler. Hemen gösterelim. Bakın, insan, değil mi? Kemik dizilimine bakın. Kedi, kemik dizilimi. Daha sonra e, balina yanlış hatırlamıyorsam, balina'nın yüzgeci aynı kemik dizilimine sahip. Yarasanın kanadı arkadaşlar, aynı kemik dizilimine sahip. O zaman bu nedir? Bir homoloji örneğidir. Mesela e ee, memelilerin kollarının, ön bacaklarının, yüzgeçlerinin ve kanatlarının iskeletleri nedir? Homolog yapılardır. Az önce söylediğimiz gibi. Arkadaşlar, bu yapılar neyden bahsediyor peki? Varyasyonları gösteriyor aslında. Onların ortak atasında mevcut olan bir yapı var. Bu yapı daha sonra değişiklikler geçirerek varyasyonlar ortaya çıkarmıştır. Bu homoloji embriyonik gelişimin erken evrelerinde de arkadaşlar, e, homolojiler ortaya çıkabilir. Mesela tüm omurgalıların embriyolarında ve gelişimlerinin bazı noktalarında anüsün gerisinde uzanan bir kuyruğa var, kuyrukları vardır. Yine gırtlak kısmında fari, e, farinjenel cepler yani solungaç yarıkları bulunur. Biz hatta şöyle diyoruz bir omurgalıya omurgalı diyebilmemiz için özellikler, bazı özellikler taşıması lazım. Embriyonik dönemde ya da hayatının herhangi bir döneminde kuyruk taşıması gerekiyor. Genelde embriyonik dönemde oluyor zaten. Daha sonra solungaç yarıklarının bulunması gerekiyor. Hocam bizde de mi var? Evet var. A annemizin karnındayken ilk embriyo oluşmaya başladığımızda bu farenjel cepler bulunuyor. Daha sonra bunlar işte solunum organına dönüşüyor arkadaşlar sonrasında yine sırtta bulunan bir notokort olması lazım bu nedir omurgalıyı omurgalı yapan şeylerdir özelliklerdir Bunlar neyden kaynaklanıyor homolojiden kaynaklanıyor Bir de körelmiş yapılar vardır arkadaşlar mesela kalıntı halindeki gereksiz olan yapılara Biz körelmiş yapılar diyoruz örnek verelim bazı yılanların iskeletinde yürüyen atalarının kalça kemeri ve bacak kemikleri körelmiş olarak varlığını sürdürmektedir. Bu da yine homolojiye e, gösteriyor bize. Homoloji arkadaşlar moleküler düzeyde de geçerlidir. Yani insanların veya işte başka canlıların DNA'larında da homoloji vardır. Evet homolojiden de böyle bahsettik. Bakın farinjal cepler şurada. İnsan embriyosu arkadaşlar civciv embriyosu. Burada bakın. Ayrıca kuyruk da var. Bakın burada da var kuyruk. Bizde de yine kuyruk vardır. Hatta kuyruk sokumu kemiği kelimesi de buradan gelir. Yine evrimsel ağaçtan bahsedelim. Evrimsel ağaç da az önce bahsettiğim gibi ortak özelliklere dayanan bir ağaçtır. İlk önce işte belli özelliklere göre canlıları sınıflandırıyoruz. İşte ee mesela amniyon bulunduranlar, mesela amniyon kesesi bulunduranlar, memeliler buradan başlıyor arkadaşlar. Daha sonra yeni bir özellik katılıyor. Yeni bir özellik katıldığında yine dallanıyor. Yeni bir özellik katılıyor. Yani buradaki her bir basamak yeni bir özelliğin ortak olarak görüldüğünü gösterir. Evet, bir de konvergent evrimden bahsedelim. Arkadaşlar konvergent evrimde analog organ dediğimiz organ kullanılır. Farklı soy hatlarında benzer özelliklerin birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmasıdır. Yani evrimleşmesidir. Analog özellikler ortak bir atayı değil benzer işleri paylaşıyorlar. Mesela böcekler de uçabiliyorlar, kuşlar da uçabiliyorlar. O zaman onlardaki kanat nedir bir? Analog organdır. Analog organsa bunlar birbirinden farklı bir şekilde evrimleşmişse o zaman konvergent evrim diyoruz. Örnek verelim. Avustralya'da yaşayan keseli bir hayvan olan planör arkadaşlar. Kuzey Amerika'daki ormanlarda yaşayan plesantalı bir memeli olan Uçan sincaplara yüzeysel olarak büyük benzerlik gösteriyor. Bakın şurada ikisi yüzeysel olarak çok büyük benzerlik gösteriyor. Ama e, birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleşmiş. Birbirinden bağımsız olarak gerçekleştiği için biz buna ne diyoruz? Konvergent evrim diyoruz. Evet popülasyonların evrimine geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda popülasyonların evriminde görüşürüz.